Benim Hizmet Hareketinin öğretilerinden ve siz mensuplarının ideallerinden anladığım şu ki sizler sadece Müslümanlara değil bütün insanlara değer veriyorsunuz. Bununla birlikte bütün dünyaya yönelik bir misyonunuz var. Nerede acı çeken birileri varsa, nerede bir kriz varsa oraya yardım elinizi uzatmak sizin doğanız haline gelmiş. <laughs> World that might help us if you're engaged with them, if you slowly let Adam Joyce Davis. Amerikan Ulusal Dünya Çalışmaları Konseyi'nin Harrisburg şubesi başkanlığını yürütmekteyim. Hizmet hareketi ile ilgili olumlu bir genel kanaate sahibim. Bu hareket vesilesiyle çok hoş insanlarla tanışma fırsatım oldu. Hepsi de şehrimizde ve bölgemizde aktif insanlar. Benim Hizmet Hareketi ile ilk karşılaşmam kurumum aracılığıyla oldu. Türkiye ile ilgili bir program yapmak istiyorduk ve ben de çevremizde Türk olan birileri var mıdır diye araştırıyordum. Derken Kırmızı Gül isimli bir kurumun varlığından haberdar oldum ve onlarla irtibata geçtim. Onların hizmet hareketine mensup olduklarını öğrendim. Bugüne dek kurum olarak pek çok faaliyet yaptık. Türkiye hakkında forumlar düzenledik. Türkiye'nin, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun meselelerini daha iyi anlamaları için Türkiye'ye gidecek öğretmenlere seminerler verdik. Bizim eğitim programlarımıza yardımcı olabilir ve belki Türk kültüründen enstantaneler de sunabilirler düşüncesiyle Kırmızı Gül Derneği ile irtibata geçtik. Bizim toplantılarımıza ve seminerlerimize geldiler ve türlü türlü tatlılar, Türk halıları, porselen ve el sanatları örnekleri getirdiler. İnanılmaz bir şeydi. Ayrıca sevecen, samimi ve dostane tutumları da gerçekten çok etkileyiciydi. Kanaatimce en belirgin özellikleri dostane tutumları ve birine yardım edebilmek için ellerinden geleni yapma azminde olmaları. Örneğin bizim aktivitelerimizin başarılı olması adına yapabilecekleri ne varsa yaptılar. Tecrübelerini, fikirlerini bizimle paylaştılar. Benim gördüğüm dostluk, işbirliği ruhu ve insanları duyarlı hale getirme arzusuydu. Fethullah Gülen'le şahsen tanışmadım. Ancak inanıyorum ki o kendini dünyayı daha yaşanır bir hale getirmek için çabalamaya adamış biri. Onun etrafında ve yolunda barışa adanmış insanlar var. Bu benim için oldukça önemli. Zaten ben Dünya Çalışmaları Konseyi ile tam da bu sebeple ilişkiliyim. Uluslararası bir gazeteci olarak da çalıştım ve birkaç kitap yazdım. Barış amaç olarak çok önemlidir ve bence Fethullah Gülen bu bağlamda dünya liderlerinden biridir. Bence Hizmet Hareketinin en önemli katkısı İnsanların, özellikle Amerika'dakilerin İslam ve Müslümanlar hakkında daha iyi bir izlenim edinmelerine yardımcı olması ve onları bilgilendirmesidir. İnsanlar dünyanın geri kalanı hakkında bilgi sahibi olmadan hoşgörüyü öğrenemez. Bu yüzden insanların dikkatini bu yöne çekebilme, diğer ülkeler hakkında ve İslam dünyası hakkında daha bilgili olmalarını sağlama adına eğitim dünyanın en önemli meselelerinden biridir ve belki de barışın olmazsa olmazlarındandır. İslam'ı anlamayan Batı insanı Orta Doğu'yu da Türkiye ve onun gibi ülkeleri de anlayamaz. Ve bu çok vahim bir durumdur. Çünkü korkuyorlar. Oysa bilinmeyenden korkmak gerginliklere hatta savaşa yol açar. Kanaatimce Türkleri ve Hizmet Hareketi mensuplarını tanıyan pek çok insan kendi kafasındaki İslam düşüncesinin ne kadar farklı olduğunu anlamıştır. Militan, her an saldırmaya hazır insanlar değil, arkadaş canlısı ve uysal insanlar görmüşlerdir. İyi vakit geçiren, hayatı ve toplumu seven Zor bile olsa herkese el uzatıp kendine düşeni yapmaya hazır olan insanlar görmüşlerdir. Bu çok iyi bir imaj ama maalesef birçok batılı insanın gözündeki Müslüman imajı bu değildir. Batı ve Müslüman dünyası arasında bir gerginlik olduğu hepimizin malumudur. Sanırım birçok anlaşmazlığın temelinde de bu gerginlik yatıyor. Bence önemli olan bu gerginlikleri azaltma ve bu farklı dünyaları bir araya getirip birbirlerini daha iyi anlamaları için kimin elinden ne geliyorsa yapmasıdır. Bunun için kim gayret gösteriyorsa dünyaya büyük bir hizmette bulunuyor demektir. Bugünkü problemlerin düğüm noktası bu iki dünyanın birbirini yanlış anlamasıdır. İslam'ın temsilcilerini Batı'ya getirip onların Batı dünyasının bir parçası olmalarına doğru bir bakış açısı demek istemiyorum. Ama buna fırsat verdiğimiz takdirde bu Amerikalıların İslam'dan korkmamalarına aksine Müslümanları barışa giden yolda yol arkadaşı olarak görebilmelerine vesile olacaktır. 30 yılı aşkın bir süre Amerika'nın önde gelen kuruluşlarında yurt dışı muhabirliği ve gazetecilik yaptım. Deniz aşırı ülkelerde de bulundum. Özgür Avrupa Radyosu, Özgürlük Radyosu'nun Prag merkez ofisinde Müslüman dünyaya yönelik servisleri yönettim. Gazeteciliğin doğasını iyi anlamak gerekiyor. Muhabirler insanların okumak isteyeceği hikayeler bulmaya çalışır. Tartışmalı konuları, provokatif mevzuları bulmaya çalışırlar. Bundan dolayı da çoğu kez iyi haber yerine kötü haber peşinde koşarlar. Bunu inkar edemeyiz tabii ki. Ama insanların ve barış yanlılarının çoğunun kaçırdığı önemli bir nokta var. Gazeteciler çok önemlidir ve onların da eğitilmeleri, bilgilendirilmeleri, beslenmeleri gerekir. Yurt dışı muhabirliği yaptığım dönemde kendimi aniden hakkında hiçbir şey bilmediğim bir yerde bulduğum çok olmuştur. Kendi çabamla o yer hakkında bilgi edinmişimdir. Halbuki bu kuruluşlar dikkatlerini gazetecileri eğitmeye yoğunlaştırsalardı ve gazetecilerin doğru mesajlar vermelerini sağlayabilselerdi çok daha iyi olurdu. Amerika'daki insanlar belki diğer ülkelerden bile daha fazla kendilerini dini bağları olan kişiler olarak görürler özellikle bizim yaşadığımız bölgede mutlaka bir dini gruba bağlı olan çok sayıda insan vardır. Bu şu anlama gelir. İnsanlar dini liderlerinde kendilerine yol göstermelerini istiyor. Eğer bağlı oldukları dini lider ön yargılı, bağnaz, daha önce hiç farklı inançlardan birileriyle bir araya gelmemiş bir insansa onlara bir şey anlatma konusunda işi zor demektir. Halbuki o dini liderlerle bir araya gelseniz ve yavaş yavaş da olsa farklı fikirlerinizin olduğunu ama toplum için bir tehdit oluşturmadığınızı görmelerine fırsat verseniz, bu sayede cemaatleriyle de yakınlaşma imkanı bulmuş olursunuz. Bizim buralarda dinler arası diyalog hayati önem taşır. Dinler arası diyalog olmazsa sesinizi duyurma hakkınızı siyasi alanda bile kaybedebilirsiniz. Zaten siyasiler de dini liderlerin ne kadar önemli kişiler olduklarının bilincindedir. Bir yerde siz ya da kurumunuz adına konuşacak, fikir beyan edecek kişiler İslam'ın öğretilerini iyi anlamış kişiler olmalıdır. İslam hakkında bilgisi olmayanlara İslam'ı anlatmak için dini bütün, iyi eğitimli insanlara ihtiyaç vardır. İşte hizmet hareketi mensuplarının bütün bunlar üzerinde kafa yorup dış dünyayla nasıl iletişime geçebileceklerini, insanlarla nasıl kaynaşabileceklerini planlamaları bence çok önemlidir. Bu düşünce tarzı Amerika'da oldukça yaygın olan İslam hakkındaki klişeleri yıkmaya vesile olacaktır. Öncelikle insanların birbirleriyle diyaloğa geçmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu küçümsemeyin. İnsanlar bir araya geldiklerinde güvensizlik kaybolur. Bu ilk aşamadır. Daha sonra ise bir araya gelip ortak meseleler üzerinde çalışmaya başlarlar. Toplumumuzun en önemli meselelerinden biri de gençliğe sahip çıkma meselesidir. Gençliği doğru yolda tutmayı nasıl başarırız? Madde bağımlılığının önünü nasıl alırız? Sizin toplumunuzda bunlarla ilgili hangi metotları kullandığınızda sonuç aldınız? Batı dünyasıyla paylaşabileceğiniz bu sorunları çözmede bize fikir verebilecek başka öyküleriniz nelerdir? Hatta kadın erkek ilişkilerine varıncaya kadar her şeyi konuşabilmeliyiz. Bizim tecrübelerimiz Müslüman dünyasının işine yarayabileceği gibi tersi de olabilir. Size bir şey söyleyeyim mi? Haklarında haber yaptığım dönemlerde Müslüman bayan kardeşlerimden pek çok şey öğrenmiştim ve Hristiyan bir bayan olarak bu benim için oldukça ilginç bir tecrübeydi. Benim hizmet hareketinin öğretilerinden ve siz mensuplarının ideallerinden anladığım sizler sadece Müslümanlara değil bütün insanlara değer veriyorsunuz. Bununla birlikte bütün dünyaya yönelik bir misyonunuz var. Nerede acı çeken birileri varsa, nerede bir kriz varsa Oraya yardım elinizi uzatmak sizin doğanız haline gelmiş. Yani bu hareket böyle bir hareket. Acı çeken birisi birilerinin kendisine yardıma koştuğunu görünce kim bilir ne kadar sevinir. Yardıma koşanların Müslüman olduklarını gördüğünde ise İslam'a ve Müslümanlığa bakışı tamamıyla değişecektir. Hizmet hareketinin çalışmalarının Türkiye'ye getirisi de çok büyüktür. Bunu neden söylüyorum? Öncelikle yaptıkları her şey Amerika üzerinde çok olumlu bir Türkiye imajı oluşmasına vesile oluyor. Öyle yoğun bir şekilde Türk kültürünün, Türk sanatının tanıtımı yapılmış oluyor ki bu Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilere doğrudan tesir ediyor. Eğer Hizmet Hareketi olmasaydı ve bu hareketin mensupları iyilikseverliklerini ve dostane tavırlarını bu kadar yaymasalardı, Amerikan toplumu Türkiye'ye bu kadar kucak açmaz ve onu bu kadar takdir etmezdi. Dahası, gerek yerel ve gerekse ulusal seviyedeki Amerikalı liderler Türklere ve Türkiye'ye karşı bu kadar yakın davranmazlardı. Bu dünya barışı adına çok önemlidir. Sizlerin sadece iki ülke arasındaki üst seviyeden yüzeysel ve diplomatik ilişkilere değil, daha derine inip temelde insanları birleştirmeye odaklanmanızın ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Amerikalılar Türkiye'nin bir nevi temsilcileri olarak gördükleri hizmet hareketi mensuplarına bakınca bir sıcaklık, bir yakınlık duyuyorlar. Amerika'nın Türkiye'nin lehine bir dış politika izlemesinden memnun oluyorlar. Hizmet hareketi bence hem dünya barışı hem de Türkiye'nin dünyadaki imajı adına çok önemli görevler ifa ediyor. Açıkça görülüyor ki Hizmet Hareketi kendisiyle karşılaşanlara bir diyalog ve bir araya gelme izinimi veriyor. Ortak bir hayata ve başkalarının dini sorumluluklarının ne olduğunu anlamayla başlayan ortak bir yaklaşıma sahip olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Hizmetin gerçekten benzerine az rastlanır bir hareket olduğunu düşünüyorum. Kökenini dilinden alıyor ancak uygulamada oldukça seküler. Bir bakıma, Türkiye'de olan tüm iyi şeylerin sembolü haline gelmiş.